Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu eyeliner. Daha önce kolay eyeliner çekme yöntemi göstermiştim bir tane. Linki şuradan bulabilirsiniz. O yöntemin yeterince kolay olmadığını düşünüyorum. Çünkü hala eyeliner çekemiyorum. Ben de Snapchat'ten Aybük sağ olsun bir tavsiyede bulundu. Dedi git şablon al, onlar işe yarıyor gerçekten. Ama ben işe yaradığını hiç düşünmüyordum. Şu anda da pek aslında işe yarıyor mu diye emin değilim ama en son eyeliner çektiğimde güzel eyeliner çektim. Bu Eclipse'in 4 liraya falan satılan şablonu. Tek sorunum şurada, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ucu böyle tam sivri değil. Biraz böyle kesik bitmiş. O yüzden ucunu sizin kendiniz sivrileştirmeniz gerekiyor. Ne anladım ben bu işten? Neyse ki benim ucuyla ilgili bir sorunum yok. Benim sorunum tamamen şu üst kısımlarda. Şablonu yerleştireceğim. Yerleştirirken ben şuna dikkat ediyorum. Şu açının, yani şuradaki düz açının göz kapağımın hemen altına yerleşmesine dikkat ediyorum. Yerleştirirken de mesela şuraya bir parmak mı uzunluk bıraktım? Diğer tarafa da bir parmak bırakacağım için onu ölçerek yapıyorum. Mesela şu an şöyle yaparsam iki parmak ama ben çok uzun eyeliner sevmiyorum. O yüzden şöyle biraz daha ortalayıp yapacağım. Üst kısmı da aynı şekilde ayarlıyorum gözümün geldiği noktaya göre. Son durum şu. Yani şu şeklimiz şu. Ama bana şurası çok büyük olacakmış gibi geldi. Biraz daha indireceğim. Bu şekilde bir eyeliner çekme şekli yok ya. Gerçekten. Aa, oraya yapıştı bak, iyi oldu. Çıktı. Önce bir yerleştireyim ben şunu doğru düzgün. Tamam, bu şekilden memnunum artık. Şimdi eyeliner'ı buluyorum gözüme. Oluşan şekil bu. Yani benim zaten normal çektiğim eyeliner da bu kadar berbat. Niye böyle oldu? Şimdi üzerinden bunu düzelteceğim. Ufak tefek. Gördüğünüz gibi bu gözümde hiçbir işe yaramadı. Bu arada benim göz kapaklarımın şekli de birbirinden farklı. O yüzden diğer göz kapağımda da deneyeceğim. Farklı olmasından dolayı eyeliner çekerken zaten en büyük zorluğum o yani. Göremiyorum ki, ayna yok. Kameradan da görünmüyor yani. Gerçekten gözümün canı çıktı. Olmuyor. En azından ben kameraya bakarak yapamıyorum. Yine de bunu da düzelteyim. Bunu kuyruğunu uzatayım. Tamam. İşte şablonla eyeliner yılmayacağım. Bu sefer de şu üst liner yazan yeriyle deneyeceğim. Gerçekten çekebilen var. Yani bunlarla çekebilen gerçekten var ama benim gibi hiç çekemeyen birisi özellikle de kameraya bakarak gerçekten sinirim bozuluyor. Şimdi bununla şunu deneyeceğim. İlk olarak üst liner yazıyor ya. O kelimenin bittiği yeri dayayacağım gözüme. Of, gözüm çıktı. Bu şekilde deneyeceğim. Şu kavisi düz geçeceğim. Düz şekilde çekmeye çalışacağım. Evet, bu şekilde bir eyeliner çekilebiliyor. Allah'ım ya. Kedi gözüyle şimdi hiç konuşmadan ve aynaya bakarak son bir kez deneyeceğim.
Şu şekilde dönersem hem aynaya bakabiliyorum hem siz görebiliyorsunuz. Umarım bu sefer olur da ben de şu rezillikten kurtulurum. Gerçekten işe yaramasını istediğim bir şeydi. Bundan önce yani makyaj videosu çektikten sonra ben şu an bu videoyu çekiyorum. İyi ki makyajda kullanmamışım. Makyajda kullanayım diyordum. Hani işe yarar duruyor gerçekten. O yüzden çok büyük hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Bence oldu. Bence gayet oldu. Ama işte aynısını diğer gözüme yapabilecek miyim? Bir de gözümde far varken bunun aynısı nasıl duracak? Yani nasıl duracak derken nasıl yapacağım? Her zamanki soru. Şunu da yapmaya çalışayım aynısını. Artık silmekten gözüm acıyor, sulanıyor. Kuyruklar eşit gitmedi bir kere. Ona eminim yani. Şu an tam göremiyorum ama kuyruklar eşit gitmedi. Yok, kuyruklar eşit olmadı. Şu gözüm yine... Aman eyeliner'ına da sana da. Şu gözüm yine iyi oldu da şu diğeriyle uğraşmayacağım, göstermeyeceğim de size. Yani şablon kullanarak da yine aynı sıkıntılar devam ediyor. Aynaya bakmadan şöyle yani şu el becerisini geliştirmeniz lazım. Şu iç kısmı bir kere. Benim gözüm çok kavisli. Şu düz gözü olanlara var ya bayılıyorum ya. Benim gözümün şu kısmı mesela bakın kapatıyorum. Eyeliner böyle gitmiş ama açtığımda eyeliner düz gidiyor. Ben bu şeyi çözemedim yani. Bu zıtlığı çözemedim. Bunu nasıl halledeceğim hiç bilmiyorum. Eyeliner çekmeyi sevmiyorum. Yani şablon benim gözümde işe yaramadı. Umarım sizde işe yarar. Alın bir deneyin derim, 4 lira. En azından günlük makyajda kullanabileceğim bir şey değil. Çünkü gerçekten çok iş ya. Çok uğraştırıyor. Ben şöyle bir bant çekiyorum. Hop aşağı doğru bir çekiyorum. Zaten oluyor. Benim için kuyruk o kadar da sorun değil. Benim için sorun olan şu iç kısımlar. Ben niye eyeliner çekemiyorum? Hiçbir fikrim yok ya. Uğraşmak lazım. Yani her gün elinize alıştırmanız lazım. Anca öyle. Benim artık silmekten gözüm ağrıyor. Şurayı düzeltmeye uğraşamayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dert dolu bir video oldu farkındayım ama. Gerçekten eyeliner benim başımın belası galiba. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Eyeliner çekmeden makyaj yapabilmeyi kesinlikle artık başarabilmemiz lazım. Bakın örgütlenelim. Eyeliner'ı dünyadan silip atalım. Gerçekten çok ciddiyim. Eski moda bu ya. Zaten artık yani kim kullanıyor ki eyeliner'ı? Şablon paketinin içinde şöyle bir dip liner, far kısmı. Bir de şu benim artık açık kullanmaya başladığım üst liner yazıyor. Ve de kedi gözü yapmak içinmiş şu. Yani o kadar da farklı bir içeriği yok. Bunu her yerden bulabilirsiniz. Ben bunu 4 liraya aldım dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.